Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar BTC 28.800'lerde bayağı önemli bir direnç edindi kendine. Gördüğünüz gibi bir türlü kıramıyor arkadaşlar. Defalarca denedi ve kıramıyor. Yani orayı kırabilirse bilin ki güzel bir yükseliş gelecek. Diğer taraftan da destek hattı olarak şu an gösterdiğim turuncu çizgiyi takip ediyorduk arkadaşlar. Günden güne eğimini veriyor. Bugünkü bulunduğu seviye 27.450 seviyesi. Yani bugün 27.450 altında 4 saat kapanış gelmemesi gerekiyor. Böyle bir durumda düşüşün devam etmesini bekleriz. Ve sıradaki hedef 26.500, potansiyel hedefse 25.500'ler olur. Yani destek olarak bu noktaları takip edeceğiz. Bunları gün gün veriyorum. Niye veriyorum? Çünkü arkadaşlar bunlar eğimli çizgilerdir. Dün mesela 27.300'deydi. Bugün 27.450'ye kadar eğim vermiş destek noktamız. O yüzden gün gün bunları sizinle paylaşacağım. Bunları not ederseniz işinize yarar diye düşünüyorum. Direncimiz ise 28.800 bölgesi arkadaşlar. Şöyle üzerine oturmamız lazım oranın. Minimum 4 saatlik kapanış gerekiyor. Normalde günlük kapanış bile gerekiyor. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgimiz var. Uzun zamandır kıramıyoruz. 2 haftadır deniyoruz arkadaşlar. Bakın net bir şekilde belli oluyor. Yani çok önemli bir direnç, defalarca değindik. Geçmişten beri bakınca ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Burada bir ikili tepe var ya. O ikili tepenin boyun çizgisi. Öyle düşünün. Yani normalde bir ikili tepe olursa şöyle işte boyun çizgisi kırıldı mı? O zaman ikili tepenin nasıl diyeyim derinliği kadar düşüş beklersin. Şöyle ve şu anda da biz retest yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani o yüzden çok önemli bir çizgidir. İkili tepe hedefine varılmış mıydı? Oraya bir bakayım mesela şöyle. Hadi şöyle hesaplayalım. Normalde ikili tepenin hedefi 12.600 seviyesiymiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hedefine varmadı. Yani çalışır mı bilmiyorum, ikili tepe formasyonu çalışacak mı? %100 çalışacak diyemeyiz arkadaşlar. Ama netice olarak böyle bir ihtimal var. Ve o yüzden önemli bir direnç haline geldi bu seviye. Hani durumu net anlamanız açısından bu açıdan göstermek istedim size arkadaşlar. Diğer taraftan zaten düşen ana trendimiz kırıldı vesaire. Retest de yapıldı. Yukarı yönlü ivmelendi. Her şey güzel gidiyor şimdilik. Devam edelim arkadaşlar. Bu 2 haftalık süper trend. Yani niye 2 haftalıktan açtım? Şimdi arkadaşlar geçmişe bakınca şöyle. 2 haftalık süper trendde buy sinyali geldikten sonra atıyorum bir ayı piyasası yaşanmış. 2 haftalıkta buy sinyalini vermiş. Genelde dip yapılmış olmuş. Yani hep öyle olmuş hatta. Bakın buy vermiş, bir daha eski dibi görmemiş, yükselmiş. Daha sonra arkadaşlar şu bölgede 2013'te zirve yapıyor. Bir ay piyasası daha başlıyor. Buy sinyalini verdikten sonra arkadaşlar dip yapılmış oluyor zaten, gördünüz mü? Ondan sonra yükseliyor. 2018 ay piyasasına geldiğimizde burada da buy sinyalini geldikten sonra zaten dip yapılmış oluyor arkadaşlar. İlerleyen dönemde tekrar düşse bile eski dibi bir daha kırmıyor. Yani dip yapılmış oluyor ve yükselişler devam ediyor. Rally'ye başlıyor. Şimdi şöyle bir olay var. 2 haftalıkta arkadaşlar bir tek burada bir tuzak kuruldu. Biliyorsunuz birçok insan orada tuzağa düştü. BTC 65.000'de zirve yapmıştı. 28.000'e düşmüştü değil mi? Her şey ayı piyasasını işaret ederken birden yeni bir rekor daha kırdı. 69.000'e gitti. O esnada tekrar buy sinyali verdi, gördünüz mü? Ama sahte oldu arkadaşlar. Sonra düşüşe geçti. Yani eskisi kadar etkili olur mu bilmiyorum bu buy sinyali. Ama netice olarak şu an şöyle bir dirence gelmişiz arkadaşlar. Bakın bu süper trend 2 haftalık. Gördüğünüz gibi sell çizgisine gelmişiz. Yani buy yakması için arkadaşlar şöyle 29.360 üstünde hafta kapatması lazım. Oradan bir olumlu sinyal alabiliriz en azından. Ama şimdilik o dirence gelmiş durumdayız. Ve aynı anda da şöyle göstereyim. 3 günlükte 3 tane uyumsuzluğumuz oluştu. 1, 2, 3 tane yükselen tepemiz var. Ara sayıda 3 tane alçalan tepemiz var. Hatta 4.'ü de yapmak üzereyiz. 4'lü uyumsuzluğa dönüşürse negatif. Şimdi arkadaşlar ne var elimizde? Uyumsuzluk var. Süper trend önemli çizgiye gelinmiş. Makroda ikili tepenin boyun çizgisine gelinmiş, kıramıyor bir türlü. Yani önemli bir dirence gelmişiz ve 3 tane uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Şimdi düşüşü nasıl teyit edeceğiz? Peki bakın arkadaşlar, bu haftalık golden ratio Fibonacci. Biliyorsunuz çok değindik daha önce. Daha şöyle anlatayım, ne zamandı? Haziran ayında kırdığımızı söyledik arkadaşlar. Yani ilk defa bu yeşil çizgiyi kırdık biz. İlk defa tarihten beri ve ondan beridir de direnç olarak çalıştık. Peki şimdi ne durumdayız orada? Oraya bir gelmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, haftayı kapatmış üzerinde, diğer hafta retest yapmış, üzerinde bir daha kapatmış, bir daha retest yapmış, üzerinde kapatmış. Yani sürekli oradan destek aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. Yani 26.800 seviyesinde. Eğer biz 26.800 altında haftalık kapanış yaparsak, o zaman arkadaşlar tekrar bu golden ratio'nun yeşil ortalamasının altında kapatmış olacağız. Böyle bir durumda da negatif olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O zaman düşüşün bir sinyalini almış olabiliriz. Yani inadına düşmeyen bir BTC görüyoruz. Ama kısa vade bana göre ilk düşüş sinyali 27.450. Oranın altında 4 saatlik kapanışı görürsek bence 25.500'e en azından bir geri çekilme görebiliriz. Tehlikeli olmaya başlar. Ona göre hareket edersiniz. Şimdi diğer verilere bakınca da mesela 3 günlük grafik bu. 3 günlükte MA200'ümüz var. Beyaz ortalama. Oraya da gidebiliriz. 33.000 seviyesini gösteriyor. Gördünüz mü? Yani MA200'de tutunmuşuz. Oraya gidebiliriz. Gayet mantıklı yani. Veyahut haftalık grafiği açayım. Haftalıkta da önemli bütün ortalamaların üzerinde kapatmışız. Sıradaki ortalamada 33.700. Yani oraya da gidebilir. Yani bunlar mümkündür arkadaşlar. Aylık grafiği açtığımızda da aylıkta MA21'in üstünde kapatmışız. Bollinger orta bandına gitme potansiyeli var. O da 32.000 seviyelerinde. Ama dediğim gibi arkadaşlar, hani illa doğrudan gitmesine gerek yok. Dün de bahsettim. Şöyle bir senaryoyla da gidebilir. Önce atıyorum düşüş yapar, sarı çizgiye tutunur. Bir dahaki denemesine de gidebilir. Veya hiç gitmez. Anladınız mı mevzuyu yani? Şimdi ne yapacağını biz bilemeyiz tabii ki. Ama dediğim gibi şimdilik ön sinyal olarak bu grafiği takip etmekte fayda var. 27.450'yi takip edelim arkadaşlar destek olarak. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.